Merhaba değerli izleyiciler. Bugün pazar. Size çok kısa bir pazar sohbeti yapmak istiyorum. Çünkü biraz da geçmişteki iki konuşmamdan da örnekler vermek istiyorum. Bakın bu sabah Sabah gazetesinde bir haber vardı. Diyor ki Cumhurbaşkanı talimat verdi. Dövizi kimin yükselttiğini bulun diye. Kime veriyor bu talimatı? Devlet Denetleme Kurulu'na. Devlet Denetleme Kurulu tamamen Cumhurbaşkanlığına bağlı. Eskiden de öyleydi ama şimdi tabii icranın da bir kolu oldu. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Çok özel yetkilerle donanmış bir kurul. Yani bu kurul kimden isterse bilgi alabiliyor ve ona vermek durumundasınız. Sorduğu soru şu: dövizi kim yükseltiyor? Bunu araştırın. Bakın, bir efsaneyi kendi kendilerine çökerttiler. Nedir bu? Dış güçler işte birileri yapıyor, birileri yükseltiyor. Bir anda bitti. Bilmiyorlarmış. Bakın şimdi araştırma yapıyor çünkü. Demek ki bilmiyorlarmış. Doların nasıl yükseldiğinden haberleri bile yok. Haberleri bile olmadığını bugün Devlet Denetleme Kurulu'na bir talimat vererek bakın bakalım ya bu dolar nasıl böyle yükseliyor? Birileri mi oynuyor diye soru sorduklarına göre işte diyorum ya çadır devleti gibi yönetilince ya da tamamen günlük algılara göre, günü kurtarmaya göre ve milleti kandırmaya yönelik bir takım politikalar uygulandığı için işte böyle falsolar veriliyor. Ha, bu birincisi. İkinci, bunun içinde bir şey var. Şüphe var anladığım kadarıyla. En büyük makamdaki zannediyorum benden habersiz numaramı çevrildiği aslında araştırmak istiyor burada. Çünkü aslında her şeyi biliyorlar. Yani dolar nasıl yükseliyor? Yani kimse aptal değil ki. Yani doların nasıl yükseldiğini bugün ekonomiyle ilgili olan herkes biliyor. Hani Tayyip Erdoğan belki kendi ekonomi bilgisiyle bunu pat diye çözemeyebilir ama yani en azından Merkez Bankası falan geliyor efendim. Böyleyken böyle, böyleyken böyle diyorlar. Yani durumu biliyor ama ona göre ben böyle davranacağım, bunu böyle açıklayacağım diye orası ayrı mesele. Ancak anladığım kadarıyla saraydan gelen bazı dedikodular var. O da şu: reisten habersiz olarak birileri sanki dövizle oynamışlar gibi. Yani yükseleceğini biliyor. Çünkü alınan bütün şeyler o yükselecek ama arkasından da hızlı bir şekilde kısa bir süreliğine de olsa düşeceğini bilenler var sarayda. Ekonomiden anlayan, ekonomi işlerini yöneten hatta bu döviz operasyonunu bizzat yürüten yani dış güçler diyorlar ama aslında onlar iç güçler. Doları yükseltmeyi becerenler şöyle bir numara yaptı deniyor. Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin gelip de işte 10 milyar dolar o bu anlaşmalar falan filanlar üzerine doların hızlı bir şekilde gerileceği biliniyordu. Ama önceden o kara salı denilen de 3 lira arttırıldı. İşte bu sırada saraydaki bazı şahısların elleri kendi hesaplarındaki döviz hesaplarında kendi döviz hesaplarında operasyon yaptıkları dedikoduları var. Ne yapıyor mesela? Falanca danışman ya da işte sarayın bir adamı 5 milyon doları var bankada. O 5 milyon doları hop diye satıyor. Kaçtan? İşte 13,5'a çıktığında. Yani 3 lira arttığında böyle hani bir anda 13,5'ları geçti ya. Ha, satıyor. Tabii şey geliyor, şey böyle bir hava bastılar. Aa, efendim 10 milyar dolar falan. Biliyoruz ben de burada zaten size söyledim. Düşecek bu. Nitekim bir parça düşüyor. İşte o anda az önce sattıkları miktarı alıyorlar. Şimdi 13,5'tan 5 milyon dolar satıyorsun. Sonra 11,90'a düştüğünde tekrar 5 milyon doları alıyorsun. Ama işte o Türk lirasına geçirdiğin hesapta bakın 2-2,5 liralık bir şey düşünsenize. 5 milyon dolarda bir günde birkaç saatte hatta 10 milyon TL kazanıyorlar. 10 milyon TL duruyor. 5 milyon dolar da duruyor. Ama durup dururken bir 10 milyon TL ev abi bununla zaten 10 milyonu sen bana ver. Ben onunla 2 sene yaşayayım, 3 sene yaşayayım. Yani hiç başka gelirim olmadan. Hep harcayarak hem de. Yani bunu yapmışlar. Bakın hep söylediğim bir şey var. Emme basma tulumba gibi uyguluyorlar. Yani yükselirken satıyor. Sattığı için zaten doğal olarak çünkü devlet eliyle yapıyorlar bunu. Devlet kontrolünde yapıyorlar. Satıyorlar. Doğal olarak fiyatlar geriler gerilemez. Sattığı kadarını alıyor. Aradaki Türk lirasını paylaşıyorlar. Bakın 2 Nisan 2021 tarihinde o zaman henüz daha Tele1'deyim. Hatta çekim yeri de Tele1'deki çalıştığım ofis. Bakın benzer bir olayı ta o zaman anlatmıştım. Bir izleyelim isterseniz. Para hareketlerinde bu sabah itibariyle Cumhurbaşkanlığının bir
kararnamesi yayınlandı yine resmi gazetede. İşte bankaların stopajlarıyla ilgili falan. Yani döviz hesaplarının ya da yastık altındaki dövizlerin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını istiyor ya, AKP Genel Başkanı. İşte onu biraz pekiştirmek ve biraz daha fazla para akışını sağlamak için işte bankalar üzerinden bir takım önlemler almaya çalışıyorlar. Amaç şu, yani dolarını bozdurup TL'ye geçersen şey olur. Ne oldu? Sabah ilk 9.30-10 aralarında 8 lira üzerinde seyreden dolar kısa bir süre için 7'li rakamlara düştü. Yani 7.98, 7.99'a düştü. Bu tabii heyecanlandırdı. Bir baktım bizim ne kadar yandaş tetikçi medya varsa anında harekete geçtiler. İşte önlemler şey yapıyor. Türk lirasına olan güven artıyor falan. Bakın bu çok büyük bir kandırmaca. Ve daha kötüye götürebilir işi. Neden? Çünkü döviz hesapları anladığımız kadarıyla döviz hesaplarını bozdurup TL'ye geçiyorlar. Şimdi bu aslında bankacılıkta çok kolay. Reel dövizi yani elde tutabileceğimiz, hissedeceğimiz dövizi değil de rakamsal olarak değiş tokuş yaptığınız zaman bu işler çok kolay oluyor ve istediğiniz gibi de yapabiliyorsunuz. İşte bu sabah itibariyle pek çok kişi yükselmiş olan döviz fiyatlarından yararlanmak için mevcut dolar hesaplarını, euro hesaplarını TL'ye çeviriyorlar. Tabii hızlı bir şekilde TL'ye yöneliş olunca düşmüş gibi gözüküyor. Daha da düşürebilirler. Ona rağmen olmadı bakın. Yani bir heyecanlandılar. Yaşasın şu oluyor. Neymiş? Efendim yabancılar alım yapınca o dolar tabii biraz yükselmiş falan diye. Bakın bu olmayacak. Neden? Çok basit bunun sebebi. Eğer siz üretime dönük işlem yapmaz, TL'nin değerlendirilmesini Türk lirası üretim artışıyla sağlamazsanız bu tür oyunlarla ne olur biliyor musunuz? Emme basma tulumma gibi aynı insanlar, aynı rantiyeler hatta döviz hesaplarını dolara çevirip döviz hesaplarını TL'ye çevirip ciddi bir para kazanırlar. Bir süre sonra tabii dolar düşecek, o hamlelerle düşürmeye çalışıyorlar, düşecek. Hemen aynı şekilde aldıkları, sattıkları kadarını alıp tekrar yerine koyacaklar döviz olarak ve böylelikle her artışta ciddi paralar TL bazında para kazanıp onları ayrıca fonlayabilecekler. Şimdi buna sebebiyet veriyor bakın. Onun dışında başka ellerinde argüman yok. Dış borç bulamıyorlar. Bursalar bile faizi çok yüksek, oradan kesemiyor. Efendim içeride üretimi arttıracak önlem alabiliyor mu? Hayır, alamıyor. Ne olacak peki? İşte bu emme basma tulumba şeyiyle ve zannediyorum yine AKP'nin önde gelenleri, AKP'nin para sahipleri bu işten yararlanarak gene ciddi paralar kazanacaklar. Onun için şunu tavsiye etmek istiyorum. Bir, döviz hesabınız varsa bir sakin olun. Yani bozdurmayın, bir şey sokmayın anlamına söylemiyorum. Bunda böyle bozgunculuk falan diyebilirler. Hayır, öyle değil. Bir, sakin olmak lazım. Ne hay Allah çok yüksekken satmadım elimde kaldı. Ne hay Allah düşmüştü alamadım döviz ihtiyacım var şeyini. Ben tabii büyük iş insanları için bunu söylemiyorum. Onlar çok farklı oynuyorlar. Ama şu anda oynanan oyunda daha küçük, daha mütevazi tasarrufu olanlar, bankalarda şu ya da bu şekilde gelmiş olan dövizleri değerlendirenler ya da işte bir mal satımından ya da bir yerden edinilmiş bir kazancı hadi dolara çevireyim, dolar hesabında dursun diyenler telaşlanmasınlar diyorum. Tabii şöyle bir gerçek de var. Şu anki Türkiye'de 260 küsur milyar dolarlık döviz hesabı var bankalarda. Fakat bu döviz hesabının ne kadarı gerçek? Önemli olan bu. Bu gerçek olmadığı sürece bu emme basma tulumba sistemiyle daha çok işlem yapılır. Daha çok kişiler bu insanların sırtından para kazanır. Çünkü bu paralar gerçek paralar değil. Dövize çevrilmiş TL. Karşılığı yok yani. Yani şunu diyorum. Bugün 100 bin liranız var. Dövize çevirdiniz. Bankada duruyor. Ertesi gün gittiniz. Ben 50 bin dolar nakit istiyorum. Dolar olarak istiyorum dediğiniz zaman size verecek paraları yok. Gerçi vermiyorlar zaten de. Ama bunun karşılığı da yok. Neden? Çünkü Türkiye tamamen bu para oyunlarını kağıt üzerindeki hesaplarla görüyor. Şimdi bunu dünyadaki büyük bankerler yapıyorlar ama sonuç olarak her ülkede bunların üretim olarak bir karşılığı var. Türkiye'de bu karşılık olmadığı için şu anda her şey toz duman. Onun için çok dikkatli olunmasını tavsiye etmek istiyorum. Şöyle bir bakacağım şu an itibariyle. Evet bakın 2 Nisan
Şimdi iş daha ciddi bir şekilde açığa çıkmaya başlıyor ki Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokuyorlar. Yoksa yani dış güçleri bulun, araştırın falan araştırması değil. Bu numarayı yapıp aradan muazzam paralar kaldıranlara karşı herhalde bir de benden habersiz nasıl yaparsınız diyorlar herhalde. Şimdi bakın yani bütün bunları niye söylemeye çalışıyorum? Bunları hep zamanında anlattık, uyardık. Yani sadece ben değil, pek çok kişi uyardı. Muhalefet partileri de uyardılar. Ama iktidar kulağını hep kapatıyor. Bakın yine ne zaman? Ta 19 Nisan'da ki bir konuşmamda doların 10 lira olacağını ta Nisan'da. Ya birkaç ay içinde olur. Hani olmazsa bile araya yaz gireceği için hani yazın giriyor biliyorsunuz işte doğalgaz, elektrik işte tüketimi azalıyor, doğalgaz tüketimi azalıyor. İşte okullar kapalı olduğu için masraf olmuyor falan tatilde diye. Yani ama Eylül-Ekim dediğin zaman bu iş kopar diye anlatmışız. Bakın 19 Nisan 2021, 7 ay önce. Bir de onu dinleyelim. Bugün öyle bitireceğiz artık. Şirketlerin borç dönemleri gelecek. Efendim devletin ödemesi gereken dış borçlar var. Dış efendim bir takım alımlar yapılmış. Fırsatı buldu. Nedir? 128 milyar dolar nerede? Bakın ilk defa bu hükümet muhalefetin bir atağı karşısında tamamen çaresiz kaldı. Ve ne diyeceklerini bilemiyorlar. Durmadan bir takım uzman adı altında yok jöleli bir oğlanı çıkarıyorlar. Yok efendim sarayın danışmanıymış, yok eski maliye bakanıymış, yok AKP genel başkan yardımcısıymış, yok ekonomiden sorumlu bilmem neymiş, şudur bu. Hepsinin anlattığı şu. Kardeşim 128 milyar hiçbir yere gitmedi. Aman burada algı yaratıyorsunuz ve bu kez sürekli algılar üreterek, toplumdaki önemli isimleri kirleterek, onları lince tabi tutarak, onları etkisiz hale getirerek yol alan AKP iktidarı ilk defa bir algının altında eziliyor ve diyor ki 128 milyar doları soramazsın. Neden soramam? İşte bunların hepsinin osu var, busu var. İşte en son cımbızlama yöntemiyle ilan kesiciye de bir oyun oynadılar. Ama o da ters çıktı. Çünkü ilan kesici makul bir şekilde bir ekonomi uzmanı olarak konuyu anlatıp ama bu bilgilerin hiçbirini vermiyorlar diyerek iktidarı suçladı. O bölümü kesiyorlar ve diyorlar ki efendim işte görüyorsunuz CHP'de kendi adımı yalanı ortaya çıkardı. Bakın bunun üzerinde durmak gerekiyor ve 128 milyar doların hesabının verilinceye kadar, gerçek anlamda verilinceye kadar bu sorunun sorulması lazım. Efendim bu soruyu sorarken ister 128 milyar nerede de, ister 128 de, ister sadece işte 128 milyardan bahset, sadece dolar işareti bu, ne yaparsan yap ama buradan kimyanın bozulduğu ortada ve bunun üzerinde rahatlıkla yürüyebilir artık muhalefet. Peki gelişmeler ne olur? Bakın görünen o ki bu iktidar faizleri düşürmekte başarılı olmuyor. Çünkü faizleri düşürmeniz için önemli koşullardan bir tanesi devalüasyon yapmak. Devalüasyon yaparsanız ancak, yani doların değerini daha da yükseltirseniz o zaman şeyi belki bir parça geri çekebilirsiniz. Şimdi bunu da yapamıyorlar. Bunun yerine ne oluyor? Gene yavaş yavaş doları tutalım. Yani yapılması gereken şu, yanlış söylemeyeyim. Yani bir devalüasyon yaparsın, bununla beraber her şey bir anda yükselir, bir yere oturtursun. Ondan sonra o günün koşullarına göre başlarsın faizi geri çekmeye. Fakat bunu göze alamıyor. Çünkü bunu yaptıkları zaman tam altından hiç kalkamayacakları bir ekonomik manzara çıkabilir. O zaman ne yapıyor? Mümkün olduğu kadar doları sabit tutmaya çalışayım. Bu sırada da faizler belki düşer. Fakat artık elde satılacak dolar da kalmadığı için piyasayı kontrol edemiyorlar. Kontrol edemedikleri için dolar önce 8'de bir sabitlendi. Şimdi yavaş yavaş yükselecek. Ben size söyleyeyim. 1-1,5 ay içinde doların 10 liraya görme ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü olmayan doları tutmaları mümkün değil. Evet, gördüğünüz gibi ta Nisan'da bunu söylemişiz. Zaten 10 lira. Ya bu çok aman aman akıl işi falan değil. Çünkü görünüyor köy, yani hani görünen köy kılavuz istemez denir değil mi? Hani bunu çok ekonomi bilmeye falan da gerek yok. Hızla yanlışa gidildiğini görmemek mümkün değil. Yani bir parça ilgileniyorsanız. Şu anda doların çok yükselmiş olması belki psikolojik etkisi var. Aa dolar 10 lira oldu, aa 12 lira oldu. Bakın bir şey söyleyeyim, inanın. Hakikaten doların çok yüksek olması, çok düşük olmasının fazla bir önemi yok. Eğer ekonomik yönetiminiz kötüyse,
beceriksizse, bilmiyorlarsa ne işleri yaptıklarını, dolar 1 lira da olsa sizin için kötüdür. 10 lira da olsa kötüdür. Ya da tam tersi, 1 lira da olsa çok iyidir, 10 lira da olsa çok iyidir. Yani bugün dolara karşı parasının değerini düşük tutan ülkeler yok mu? Var. Yani ama onlar bir bakıyorsunuz dünyanın en büyük ekonomileri içinde de yer alabiliyorlar. Onun için buradaki bütün mesele, bu olayı ben ne kazanırım, benim bu işten ne kazancım var demeden yaparlarsa o zaman belki başarılı olacak. Ama bugünkü iktidarın en büyük zaafı bu. Önce kendilerini düşünüyorlar. İşte az önce anlattığım saraydaki acaba bir operasyon çevirdiler mi? Bizim arkadaşlar da el altından doların inmesinden çıkmasından yararlandı mı? Kuşkusu taşıyorlar. Evet, bugün biraz ekonominin bu tarafından doğrunun aylardır söylendiğini en azından kendi yaptıklarımdan sizlere aktarmaya çalıştım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.